İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da göç eden turnalar kameralara yansıdı. Nikol Paşinyan Siyasi görevimiz yüksek ekonomik büyüme modeline geçmektir. Cavak'ta hem Ruslar hem Amerikalılar Türkleri durdurmak istiyor. Suriye ordusu Türkiye sınırından 3 kilometre uzaklıkta. Trump, ABD'nin İslam Devleti lideri Abu Bakr al-Baghdadi'yi öldürdüğünü iddia etti. Madenataran'da Grigorn Hareketsi'ye adanan 5. Jubile okumaları tamamlandı. Batı Ermenistan turnaların Kuluçka'ya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Pek çok ülkede olduğu gibi orada da turnalar koruma altında ve avlanması yasak. Bu turna Kanada turnası ve Telli turnadan sonra yeryüzündeki en yaygın turna türü olma özelliğine sahip. Batı Ermenistan'da kışlayan turna nüfusu 2700-4200 civarında. On binlerce turna göç sırasında yılda iki kez Batı Ermenistan üzerinden geçerken dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için Batı Ermenistan'daki konaklama alanlarını kullanıyor torna Batı Ermenistan'ın sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Armen haberine göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nda 2020'nin taslak devlet bütçesi tartışmasında Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2020-2022 yılları arasında %7-8-9 oranında ekonomik büyüme gerçekleştirmeyi umduğunu dile getirdi. Başbakan bu yıl kabul ettiğimiz orta vadeli harcama planımızda siyasi görevimizin yüksek ekonomik büyüme modeline geçmek olduğunu ve bu modelin aslında 2020-2022 yılları arasındaki hedefe kaydedildiğini belirttik. Bu sektörde sırasıyla %7, 8 ve 9 ekonomik büyüme elde etmeyi umuyoruz. Dürüst olmak gerekirse bugün ekonomimizde sahip olduğumuz morali de göz önünde bulundurarak bunun gerçekçi olduğunu düşünüyorum dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı bugün Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ekonomik devrimin hız kazandığını, bunun bir gerçeklik olduğunu ve bu devrimin şu anda ayrıca çıplak gözle de görülebileceğini düşünüyor. Hrabarak gazetede gazeteci Anuş Daştent tarafından Cavak'ta bir Amerikan askeri üssünün olası konuşlandırılmasıyla ilgili bir makale yayınladı. Kültürel Miras Vakfı analisti Luke Coffey, İslam Devleti terörist grubunun olası yeniden yapılandırılmasına hızlı bir cevap verebilmek için, Suriye'den ayrılan Amerikan silahlı güçlerini, Gürcistan'a özellikle de eski Rus askeri üssünün bulunduğu Ermeni nüfusuyla yoğun Ahalkalak bölgesine konuşlandırmayı teklif etti. Bu durumu Luke Coffey, Gürcistan'a ufuktan öte İslam devletine karşı bir güç olma teklif ediliyor diye adlandırıyor. Samsk'a Cevak Medya Analitik Merkezi'nin müdürü Edward Ayvazyan, teklifin Gürcü analistler ve politikacılar arasında sıcak tartışmalara yol açtığını söyledi. Şahsen teklifin er ya da geç kabul edileceğini de düşünüyor. Gürcü uzmana göre hem Rusya hem de ABD Türkiye'nin kendi sınırlarını aşıp eski imparatorluğunu yeniden inşa etmesini önlemek istiyor. Ona göre Türkler çok agresif ve bu nedenle NATO ve Rusya'nın müttefiki olmasına rağmen herkes Türklerin saldırganlığını durdurmaya çalışıyor. Vladimir Putin'in elçilerinden birinin son zamanlarda bu amaçla Akhalkal'ı ziyaret ettiğini ve iki Gürcü Rus dostluk örgütü kurduğunu belirtti. Ruslar Batum'un Erdoğan'ın dediği gibi bir Türk şehri olduğunu hatırlatarak Batum'un Türk şehri yapılmak istendiği gerçeğinden de aktif olarak bahsetmeye başladılar. Ona göre Cavağın Ermeni nüfusu da Kültürel Miras Vakfı'nın uzmanı Lok Kofi'nin önerisi hakkında genel olarak olumlu düşünüyor. Edward Ayvazyan, süper güçlerin varlığına karşı değiliz önemli olanın Türkiye'nin Batum ve Cevah hakkındaki emellerini sınırlamasıdır diyor. Makalenin tamamı web sitemizde bulunmaktadır. Kilikya Suriye Televizyonu 27 Ekim'de verdiği bir habere göre Suriye Birlikleri Suriye'nin Kuzeydoğu kesiminde Rasul Ayn yakınında Türk ordusuyla çatıştı. Suriye Resmi Sana Ajansı'na göre çatışmalar Rasul Ay'nın yakınlarında gerçekleşti ve Suriye Birlikleri Um Harmala, Bab El kahir Um Açaba ve El Asadya'nın kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Sana Ajansı'na göre Suriye birlikleri şu anda Türkiye sınırından 3 kilometre uzakta bulunuyor. Rasul Ayn, Hasake eyaletinin kuzeybatısında, başkentten 85 kilometre uzaklıkta ve Türkiye-Suriye sınırında yer almaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırısından bu yana Şehir Kürtler ve Türkler arasında bir savaş alanı haline geldi. Kuzeybatı Hasake'nin birçok köyünde çok sayıda Suriyeli asker görevlendirildi. 26 Ekim'de Suriye ordusunun birlikleri zaten Kamışla'nın batısında bulunan Hasake'de konuşlandırıldı. Suriye'nin kuzey batısında ABD askerleri İslam Devleti terörist grubu başı Abu Bakr al-Baghdadi'yi özel bir operasyonda öldürdü. TAS ajansının aktardığına göre pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump böyle bir iddiada bulundu. Uluslararası toplum imha haberlerini coşkuyla kabul etti. Ancak bazı ülkelerin temsilcileri imhanın İslam Devleti'ne karşı bir zafer olarak kabul edilmeye değmediğini söyledi. Trump Beyaz Saray'dan vatandaşlara gönderdiği mesajda Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllar boyunca Al-Baghdadi'yi arıyordu ve onu yakalamak ve yok etmek ABD yönetiminin ulusal güvenliğinin en yüksek önceliği olduğunu dile getirdi. Trump, teröristin bulunduğu yerin yaklaşık iki hafta önce keşfedildiğini ve ardından ABD ordusunun onun hareketlerini izlediğini ifade etti. Sonuç olarak militanların başının binalar kompleksi alanında bulunduğu doğrulandı. Askerler bölgeye 8 helikopterle sevk edildi ve kompleksin içine girerek onu etkisiz hale getirdi. Trump operasyon sonucunda İslam Devleti başının yanında bulunan tüm kişilerin ya teslim oldukları ya da imha edildiklerine dair güvence verdi. Bu hafta Mesrop Maşnot adlı Eski el yazmaları Enstitü Müzesi Madenataran'da rahmetli eski müdür Hraçya Tamrazyan'ın girişimiyle tasarlanan Grigor Naragatsi adınan Naragatsi'nin eserlerinin okumalarının 5. jubile etkinliği tamamlandı. Madenataran'ın şimdiki müdürü Vahan Del göre bu 5 yıl süren Naragatsi okumaları veya uluslararası konferanslar sırasında sadece dikkat çekici konuşmalarla kalmadı. Aynı zamanda Naregatsi bilimine dair yeni kitaplar ve Naregatsi'nin yabancı dile çevrilmiş kitaplarının sunumları da gerçekleşti. Bu konferans sırasında 1308 yılında Metropa Manastırı'nda kopyalanan ve son yıkımda kurtulan Naregatsi ait ender bir el yazması bilimsel çevrelere sunuldu. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Lili Tatevosya'nın seslendirdiği Aşuk Civani'nin Gurung adlı eserini sunuyoruz.

Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.